Hareket'te Ankara stüdyolarından merhabalar, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem hareketli, seçim adım adım yaklaşıyor. Deyimi yerindeyse artık son düzlüğe girildi. Vaatler havada uçuşuyor, ekonomiye dair konular ön plana çıkmaya başladı. Ve biz bütün bunları, bütün bu detayları, ekonomik gelişmeleri, temel ekonomik parametreleri ve seçimi önemli bir konukla, önemli bir isimle konuşacağız. Başbakan Yardımcısı ve ekonominin patronu olan Sayın Mehmet Şimşek'le. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sayın Bakan, tabii bir taraftan aslında ben vaatlerle başlamak istiyorum. Birçok şeyi açacağız adım adım ama. Şimdi tabii muhalefetin vaatleri çok fazla konuşulmaya başlandı. Mesela dün Sayın Muharrem İnce dedi ki bütün çobanlara, çobanları sigortalı yapacağız dedi. Ama böyle bakıldığı zaman da bir toplama yapılıyor ve 350 milyar liralık bütçeye bir bu vaatlerin yükü çıkıyor. Şimdi o zaman herkes herhalde oyunu gidip CHP'ye mi verecek? Ne dersiniz? Ya seçim öncesi tabii yıllardır bu böyle, yeni bir şey değil. Bütün partiler bir şekilde seçmene bir vizyon, bir perspektif sunarlar. Ama muhalefet genelde ağırlıklı olarak popülist kanalı daha yoğun kullanır. Yani geçmişte de bunları yaşadık. Tabiri caizse bol keseden vaatlerde bulunur. Bu klasiktir. Şu güne kadar yani biz genelde ihtiyatlı bir duruş sergiledik. Hani seçim öncesinde tabii ki imkanlarımız çerçevesinde emeklilerimize ilave bir imkan sunduk. Yani yılda iki bayramda biner liralık ikramiye söz konusu ki verilmeye başlandı. Yani bir vaat olmaktan çıktı. Fiilen şu anda uygulanıyor. Cebe girdi yani bu. Tabii yani bu. Yani muhalefetinkiler vaat onlar cebe girmedi mi manasını söylüyorsunuz efendim bunu? Şöyle onlar tabii toplumun birçok kesimine gerçekten de sayıya döktüğünüz zaman yani rakamsal boyutuna baktığın zaman imkanların çok ötesinde bir takım vaatleri görüyorsun. Mesela ben çok kaba haliyle muhalefet adaylarının sahadaki söylemlerini biz rakama döktüğümüzde 200 ile 400 milyar lira arası vaatler söz konusu. Partiden partiye değişiyor. Bunlar büyük rakamlar. Yıllık değil mi? Bunların bütçeye yıllık yükü. Evet. Ama mesela şu ana kadar bizim hükümetimizin, AK Parti'nin gerek beyannamesinde gerekse bu süreçte verdiği vaatler ve şu anda kısmen de yerine getirmeye başladık. Toplamda etkisi muhtemelen 30 milyarın altında olacak. AK Parti'nin 30 milyarın altında ama evet. Muhalefette en azı 200 milyar evet. lira. Evet ve bunun milli gelire oranı yani 30 milyar yaklaşık olarak yani milli gelirin %1'inin altında. %0.8-0.9 arası bir şey. Bu telafi edilebilir. Yani seçim sonrasında özellikle Cumhurbaşkanımızın bakanlık sayısını azaltacağım. Evet. Biliyorsunuz bir şu anda kamuda idarenin yeniden yapılandırılması gündemde. Çünkü parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken bakanlık sayısının azaltılması aslında harcamaların azaltılması anlamına gelir. Bir kere oradan bir kalıcı bir kazanç söz konusu olacak. İkinci olarak bizim zaten uzun bir süredir meclis gündeminde olan bir gelir vergisi reform tasarımız var. O tasarıda eninde sonunda yani uzun süredir gündemde seçimlerin aradan çıkmasıyla birlikte inanıyorum ki tekrar gündeme gelecek. O da vergi oranlarını artırmıyor. Yeni vergi falan getirmiyor. Sadece mevcut sistemde verginin tabana yayılmasını sağlıyor. Bir takım imtiyazlara son veriyor. Yapısal reformların içerisinde değerlendirilebilecek bir şey yapısal midir bu? Yapısal reformların bir parçası. Bir parçası. Şimdi kısa vadede bunlar orta vadeli bir perspektif. Yani harcamaların kesilmesi, verginin tabana yayılması ha desen hemen olmuyor. Harcamaların rasyonelleştirilmesi. Ama kısa vadede biliyorsunuz iki çok temel gelir unsuru var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz kamu alacaklarını yapılandırma imkanı getirdik. Evet. Bu ilave bir gelir getirecek kısa vadede. Artı imar barışı kısa vadede gelir getirecek. Dolayısıyla kısa vadede
bu harcama artışı ki makul düzeyde, yani ben muhalefetinkiyle karşılaştırmıyorum. Normalde de zaten milli gelirin %1'inden az bir miktardan bahsediyoruz. Bu kısa vadede bahsettiğim imar barışı ve kamu alacaklarının yeniden yapılanması, bu zaten olumlu etkide bulunacak, kısmen önemli ölçüde bunu telafi edecek. Evet. Şimdi ama orta uzun vadede bizim kalıcı harcamaları kalıcı gelirlerle dengelememiz lazım. Maliye Bakanımız da zaten bu konuyu çok detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı. Yani nihai kertede biz bu emekli maaş artışını ve diğer bir takım vaatlerimizin karşılığını kalıcı harcama kesintileri, bakanlık sayısının azaltılması vesaire, yani kamu harcamalarının kısılması, artı verginin tabana yayılması yoluyla telafi edeceğiz. Mali disiplinden bakın biz ödün vermedik. Hatırlarsanız, ya daha doğrusu şöyle 2002'den bu yana bakalım. Yaklaşık bakalım. Yani referandum, mahalli seçim ve parlamento seçimi, cumhurbaşkanı seçimi diye bakarsanız 12 seçim yaptık. Bu 12 seçime rağmen bütçe açığının milli geliri oranı 2002'de %11,5'tu. Evet. Geçen sene bütçe olarak 1,5'a kadar düşürdük. Bu sene öngörülen, şimdi 6 ay geride kaldı. Bu sene de bizim öngörümüz genel anlamda kamu açığını %2'nin altında tutmak. Çünkü bu yaptığımız, yani mali anlamda attığımız adımları kısa vadede telafi edecek bu iki unsur var. Yani imar barışı ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması. Uzun vadede de dediğim gibi yapısal olarak harcama kesintisi artı verginin tabana yayılması. Efendim, o zaman hani bunu baktığımız zaman OECD ve AB ülkeleriyle kıyasladığımız zaman %2'nin altında kalması Türkiye için bir avantaj mıdır? Türkiye'yi ön plana çıkartan bir olumlu gelişme midir? Türkiye'nin en güçlü taraflarından bir tanesi kamu maliyesi. Kim ne derse desin. Bakın, iki tane basit ölçüt var. Bir tanesi, geçen sene bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bütçe açığın milli geliri oranı ortalama %4,4. IMF'nin web sitesinde var, yani bakılabilir. Hı hı. Türkiye'nin açığı geçen sene, genel devlet açığı, yani kamunun tamamı %1,9. Evet. Yani yarısından daha düşük bir açık. Dolayısıyla Maastricht kriteri %3. %1,9 Türkiye. Dolayısıyla bütçe açığında Türkiye'nin performansı iyi, güçlü. Hem kendine benzer ülkelerle hem de Maastricht kriterini baz alırsınız. Şimdi ikinci ölçüt borç meselesi. Kamu borcunun milli geliri oranı 2017'nin sonunda %28,3. Evet. Maastricht kriteri. Bize benzer ülkeler %49. Avrupa. Avrupa'da Maastricht kriteri %60, ki birçok ülke tutturamıyor. Avrupa Birliği'nde şu anda ortalama borcun milli geliri oranı %89. Dünyaya baktığınız zaman da %80'in üzerinde. Bak, dünya. Dolayısıyla Türkiye... Orada da elimiz güçlü yani. Tabii, Türkiye genel anlamda baktığınız zaman kamunun bütçesi, kamunun bilançosu, kamunun duruşu güçlü. Orada özel sektöre yönelik bazı eleştiriler de bulunuyorlar. Özel sektöre ilişkin eleştiriler de maalesef bu puslu havada abartılı. Müsaade ederseniz onu da kısa lütfen bir şekilde efendim açıklayayım. Bakın, çok net rakamlar. Türkiye'nin bütün borçlarını ele alalım. Yani vatandaşın borcu, şirketlerin borcu, bankaların borcu ve devletin borcu. Bunun tamamının milli geliri oranı %142. Bize benzer ülkeler, yani gelişmekte olan ülkelerde bu oran %210. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde bu oran %390. Burada bile, yani bak, en çok eleştirildiğimiz noktada çok, bile. Çok net, çok net. Şimdi müsaade etsen bileşenlerini de söyleyeyim. Lütfen. Mesela hane halkı dediğimiz, yani vatandaşın toplam borcunun, bireylerin milli geliri oranı %18. Dünyada bu oran %59. Dünyada. Mesela işte devletin borcunun, az önce konuştuk, kamunun borcunun milli geliri oranı %28. Bize benzer ülkeler %49, dünyada bu oran %82. Şimdi şirket borçlarına gelirsek, evet. Şirket borçlarında da
Türkiye'nin %68, yani bütün şirketlerimizin iç ve dış borçlarının milli gelir oranı %68. Bunun dünya ile karşılaştığın zaman dünyada bu oran %87 en son baktığım rakam. Dolayısıyla Türkiye o kadar kötü bir durumda değil. Borç açısından da değil. Orada da bir şey yok. Şimdi mesele şu. Mesela son birkaç yıldır Türkiye birçok iç ve dış şok geçirdi. Ve geçirmeye de devam ediyor. Şimdi tabii yani 2013'ten beri Türkiye birçok dışarıdan müdahale, içeriden bazı şoklarla işte karşı karşıya kaldı. Önce işte hatırlarsanız 2013'ün ortasından itibaren bir Gezi provokasyonu var. Ardından 2014'te Türkiye iki seçim geçirdi. 2015'te iki seçim geçirdi. 2016'da hain bir darbe girişimine sahne oldu. 2017'de çok önemli bir anayasa değişikliği yapıldı. Referandum. 2018'de şimdi seçime gidiyoruz. Ama hangi arka planda? Şöyle bir arka planda. Bir, yanı başımızda jeopolitik bir kaos var. Ve savaş var. Savaş var. Şimdi bu savaşın sonuçlarını en çok Türkiye yakından hissetti. Niye? Çünkü Suriye devlet olma niteliğini kaybedince Suriye teröre zemin, yani Suriye'de gerçekten bütün terör örgütlerinin zemin kazandığı bir alana dönüştü. Ve maalesef bu dönemde FETÖ, PYD-YPG bölücü terör örgütü ve DAEŞ hepsi Türkiye'yi hedef aldı. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan bu jeopolitik gerginlikler nedeniyle bir risk primi. Bir taraftan terör nedeniyle turizmi etkilendi. Evet. İşte Türkiye'ye yatırımlar etkilendi. Türkiye bunlara tepki olarak, yani bu terör tehdidini bertaraf etmek için olağanüstü hal getirdi mecburiyetten. Bir taraftan da bizim Suriye'de normalde müttefikimiz olan ülkelerle anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkilerde gerilim yaşandı. Şimdi düzeliyor. Batı'yla, yani Avrupa'yla yine aslında Türkiye'nin çok meşru FETÖ ile mücadelesi, terör örgütleriyle mücadelesi Batı'da ya yanlış anlaşılıyor ya da kötü niyet var. Hangisi olursa olsun bu durum ilişkilerimizi orada da olumsuz etkiledi. Bütün bunlar Türkiye'ye fon akışını olumsuz etkiledi. Bütün bunlar Türkiye'nin algısını olumsuz etkiledi. Sıcak para girişini etkiledi, değil mi? Sadece sıcak para meselesi değil. Önemli olan doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımlar. Tabii. Şimdi hain darbe girişimi Türkiye için büyük bir güven şoku. Yani gerçekçi olalım. Türkiye bunları atlattı. Büyük bir dayanıklılık gösterdi. Yani milletiyle, hükümetiyle, ekonomisiyle. Ve gelin görün ki bu dönemde maalesef bütün bu yüksek dayanıklılık gücüne rağmen dışarıda algı anlamında Türkiye'ye karşı çok büyük bir çaba var. Bunun başını FETÖ çekiyor. Bunun başını işte... Batı'dan bahsediyoruz değil mi? Tabii ama sadece Batı değil. Yani bütün dünyada böyle bir kampanya var. Bir Türkiye aleyhtarı var. Evet. Diyorsunuz. Yani olay ondan ötürü bunlar ister istemez ekonomiye yansıyor. Efendim temel ekonomik parametrelerden gidecek olursak iyi olduğumuz noktaları söylediniz. Bir bütçe açığı, iki borçta Türkiye'nin birçok dünya ülkesinden OECD, hatta Avrupa Birliği, hatta Maastricht kriterlerinden daha iyi. Kötü olduğumuz noktaları şimdi da soralım. Müsaade ederseniz esas Türkiye'nin güçlü olduğu bir iki hususu vurgulayayım. Yani siz konu başlıklarını şey yaptığınız için ben oraya geçtim. Şimdi birincisi Türkiye'nin başarısı bir kere reel ekonomide. Büyümede. Bakın basit birkaç rakam vereyim size. Lütfen. 1923'te Cumhuriyetimiz kuruldu. 1924 ile 2002 arası Türkiye %4.7 büyüdü. Ortalama. Evet. Yıllık reel ortalama büyüme %4.7. Bu dönemde. AK Parti hükümetleri döneminde, işte Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu hükümetlerde Türkiye %5.7 büyüdü. 2003-2017 arası. Neye rağmen? Büyük bir küresel krize rağmen, Orta Doğu'daki kaosa rağmen, hain darbe girişimine rağmen ve teröre rağmen Türkiye büyüdü.
Ne kadar büyüdü? %5.7. Peki bizden önceki 1924-2002 arası 4.7. Şimdi 1 puan ama 1 puan eğer Türkiye 1 puan çok önemli. Eğer Türkiye 1924 ile 2017 arası AK Parti hükümetleri dönemindeki gibi %5.7 büyüseydi 4.7 yerine. Yani 1 puan daha üstüne koysaydı yıllık ne olurdu? Türkiye'nin milli geliri bugünkünden 2.6 kat daha yüksek olurdu. 30 bin dolar. 2.6 kat ve Türkiye bugün dünya ekonomileri sıralamasında 7. sırada olduğu olurdu 2.3 trilyon dolarla. Ne diyorsunuz efendim? Gerçekten tabii, bu kadar? Tabii. 1 puan çok büyük fark ediyor. 1 puan. İnanılmaz fark yaratıyor. Niye? Çünkü bileşik hesaptan yani geliyorsunuz. Bir yılın yani %1'in birikimli etkisi. Şimdi dolayısıyla burada bir başarı var. Peki diyebilirsiniz ki efendim yani son 15 yılda önceki dönemlere göre Türkiye'nin performansı iyi de ama bu dönemde dünyanın rüzgarını arkanıza aldınız öyle diyorlar. Siz bu rüzgarla bu başarıyı sağladınız. Bu sizin aslında yaptığınız bir şey değil. Peki onu da açıklayayım. Bir de orada bakın, bir şey daha söylüyorlar. Muhalefetin bir eleştirisi var. İnşaatla büyüdü Türkiye. Oraya gelelim. Bir de o var. Edersen, öyle şu, midir diye size soralım. Yetkili ağzı. Önceki konuyu bir bitireyim ben. Şimdi 2002 yılını 100'e eşitleyin. Evet. 2002 eşittir 100 olsun. Dünya ekonomisi reel olarak sabit fiyatlarla 100'den 178'e çıkmış. 2002 eşittir 100, 2017 178 olmuş. Evet. Avrupa Birliği 100'den 124'e çıkmış. Biz? Türkiye 100'den 231'e çıkmış. Yani sadece bizden önceki dönemlere göre güçlü bir performans yok. Türkiye aynı dönemde dünyadan da ayrışmış. Dünyadan da çok daha güçlü bir büyüme performansı koymuş. Hatta şimdi diyebilirler ki ya dünyayla niye karşılaştırıyorsunuz? Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırın. Karşılaştıralım. Şimdi Çin, Hindistan birer kıta büyüklüğünde. Çok büyük. Her devasa. Yani nüfusuna bakıyorsun. 1 milyarın üstünde efendim. Şimdi bir an için bize benzer ülkelere bak. Yani Çin, Hindistan'ı bir kenarda tutalım. Çin, Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 2002'de 100 ise reel olarak 188'in üzerine çıkmış. Yani 188 civarına çıkmış. Türkiye 100'den 231'e çıkmış. Evet. Yani Türkiye, Çin, Hindistan hariç hem gelişmekte olan ülkelere hem dünyaya büyük fark atmış. Bakın ondan dolayıdır Türkiye Avrupa ile arayı muazzam hızlı bir şekilde kapatmış. Yani 2002 yılına gidiyorsunuz. Doğru. Kişi başına milli gelir Avrupa'da 100 ise Türkiye o zaman yaklaşık 3'te 1'in biraz üzerinde 37 civarı. 38-37. 37. Evet. 2017'de bizim tahminimiz muhtemelen Türkiye minimum %65'ine ulaştı. Neredeyse bir kat daha üstüne koymuş yani neredeyse. Türkiye Avrupa ile arayı neredeyse 3'te 1 oranda kapatmış. Tam kapatma bakın, olarak bir tarih bu arada araya var, giriyorum. Var bu, mı? Şöyle bu büyüme yani devam ortalama ederse, %5.7'lik performans devam ederse. Ne zaman kapatıyoruz? Türkiye bizim tabii bir takım varsayımlar gerekiyor. Avrupa Birliği'nin büyümesine ilişkin ama Avrupa Birliği'nin büyüme potansiyelini dikkate alıyoruz. 14 yılda arayı kapatıyor. Eşit yani Türkiye 14, eşittir Avrupa Birliği 14 yıl sonra mı oluyor? 14 yılda yakın dönemki performanslarını bakın yani son 15 yılın performanslarını baz alıyorum. Son 15 yıldaki gibi devam ederse Türkiye Avrupa ile arayı 14 yılda kapatıyor. Zaten bunu bakın şimdi sizin sorunuza geleceğim unutmadım. Bir şey daha söyleyip kapatacağım. Şimdi bazen bunu söyleyince gerçekten bu yani bazen biz de öğrencilerle bir araya geliyoruz kafelerde işte konuşuyoruz. Efendim diyorlar ama diyorlar büyüme olabilir ama bize yansımıyor. Biz bu büyümeyi hissetmiyoruz. Herhalde sadece yandaşlar büyüdü diyorlar. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu hormonlu büyüme diyor. İşte anladım. Yani öyle. Yani söylem bu. Evet. Mesela bazen tweet atıyoruz. Hemen aynı argümanlar. Yani bu büyüme varsa biz göremiyoruz. Bu büyüme nerede diyor. Nerede? Şimdi çok basit birkaç rakam vereceğim. Lütfen. Çok basit.
Örneğin muhalefeti dinleseniz, işte tarım yok edildi, çiftçi perişan. Peki, basit bir gösterge var. 2002 yılında yılda kaç traktör satılıyordu? 7000 traktör satılıyordu 2002 yılında. Peki geçen sene kaç traktör satıldı? Yaklaşık 73.000 traktör satıldı. Ne diyorsunuz efendim? Bakın basit bir şey ya, basit. Yani 7000 traktör satılıyordu 2002'de çiftçinin çok iyi olduğu dönemde. Çiftçinin perişan olduğu 2017'de AK Parti hükümeti döneminde çiftçimiz 7 kattan daha fazla traktör satın almış. Şimdi durup dururken traktör alır mısın? Anadolu'ya gittiğiniz zaman her yer gıcır gıcır traktörlerle şimdi, dolu. Bunu söylediniz diye birinci söylüyorum. Birinci konu şimdi. Bu. Evet. Peki 10 katı değil mi Sayın Bakanım? 10 katı. Yani 10 katı fazla. Yani 2002'de 7, 2017'de 70. Evet, 10 katı kattan fazla. Satılıyor. 73.000. 73 10 katı yani. Evet. Şimdi gelelim otomobile. Bizim Türkiye'nin yurt içinde satılandan bahsediyoruz. İhraç edilenden bahsetmiyoruz. Evet. Üretimden bahsetmiyoruz. 2002 yılında Türkiye'de yılda 91.000 otomobil satılmış. 91.000. Evet. Geçen sene 723.000 otomobil satıldı. Bunların hepsini ben mi aldım? Aynı traktör. Kim aldı? Sayın Bakanım, i̇şte, orada bir doğru orantı var. Yani traktör olayındaki gibi oradaki artış da benzer. Yani biraz daha düşük oran ama benzer. 91 binden 700. 2002'de 91 bin otomobil satılırken 2017'de 723 bin. Bunlar hepsi ortada yani. Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerini web sitesine gidin bakın bu rakamlar hepsi orada. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Çok basit bir şey. Yurt dışına tatile giden Türk vatandaş sayısı 2002. 3'e katlanmış biliyor musun? 2002'ye göre geçen sene 9 milyon civarına çıktı. 9 milyon vatandaşımız geçen sene yurt dışına tatil yapmaya gitti. Bu rakam 2002'de 3 milyon civarı. Rakamlar uzun. Bakın basit bir şey daha söyleyeyim. Kurulan yeni şirket sayısı. 2001 yılında 31 bin şirket kurulurken geçen sene 70 binin üzerinde şirket kuruldu. Yani nereden bakarsanız bakın. Beyaz eşya. Bir de onu söyleyin. Yani önemli çünkü hane halkının. Yine 2002 yılında yaklaşık 3 milyon civarında beyaz eşya satılırken yıllık. Geçen sene 8.9 milyon satılmış. 8.9 milyon civarı. Yani nereden bakarsanız bakın. Bakın hangi rakamı. Şimdi diyorlar ki, şimdi gelelim sizin soruya. Parayı İnşaat. Betona evet betona gömdüler diyorlar. Şimdi bir kere Sayın Kılıçdaroğlu böyle söylüyor daha doğrusu. Şimdi bakalım. Birincisi bakın Türkiye hastane yaptı. Doğru. Hastane fiziki mekan olarak beton olabilir ama vatandaşa hizmet için lazım. Şu anda şehir hastaneleri yapıyoruz. Kimin için? Vatandaşımız için. Ve ben inanıyorum ki Türkiye sağlıkta önemli bir ihracat üstüne dönecek. Bu şehir hastaneleriyle birlikte. 2. Türkiye okul yaptı. Türkiye 284 bin yeni derslik yaptı. 284 bin. Bakın. Bunun sayesinde derslik başına düşen öğrenci eskiden birçok yerde 70 iken, 60 iken hatta benim çocukluğumda 5 sınıf bir odadaydı. Yani bir fiziki mekan. 5 sınıf. Batman'da mı? Batman'ın bir köyü. İlk başladığımda. Evet. Bir öğretmen 5 sınıf aynı şeyde. Yani Türkiye'nin o hallerini tabii çabuk unutuyor. Bugünkü gençlere sorsanız hiç hatırlamazlar. Şimdi bir kenara bırakıp 284 bin destek. Niye yapıyorsunuz? Çünkü derslik başına düşen öğrenci sayısını 30'un altına çekip ki eğitimi kaliteli hale getirelim. Eğitimin kalitesini artırmak için. Üniversite sayısı 75'ten 213'e yükselmişti. Bunlar tabii ki yapacaksın. İnsan yani öğrencilerimize seçenek sunacaksınız. Yol meselesi. Evet. Yol medeniyettir. Bakın bizden önceki yani 1923 yılıyla 2002 yılı arasında çok şeritli yol uzunluğu 6100 kilometre. Bugün bunu biz 26.000'e çıkarttık. Yani bizden önceki neredeyse 80 yılda yapılanın 3 katı. 3 katını yapmışız. Eğer bu
kaynağı betona gömmekse, evet yol medeniyet, yol verimliliği artırır. Yol ticareti artırır. Evet okul eğitim için elzemdir, gereklidir. Hastane elzemdir, gereklidir. Çok basit ve net. Ha, vatandaşa gelince, vatandaş tabii imkanları, krediye erişimi, bakın krediye erişimi arttı. Çünkü bizden önceki 10 yılda ortalama enflasyon %71. Yani finansmana erişim, mortgage'la, yani ipotekli krediyle gidip ev almak neredeyse imkansız. Şimdi bugün tabii insanlarımızın o imkanları arttı ve konut alıyor. Bunda tabii bunda hükümeti sorumlu tutmak doğru mu? Ha, belki şu söylenebilir. Vergi politikasıyla, teşvik politikasıyla, efendim kredi politikasıyla var olan tasarrufları daha güçlü bir şekilde üretken alanlara kanalize etmek. Bu da zaten bizim hedefimiz. Bakın daha yeni bu sene içerisinde 135 milyar liralık yatırıma biz çok güçlü vergi ve diğer teşvikler vererek önümüzdeki orta uzun vadede cari açığı 19 milyar dolar azaltacak yatırım yapıyoruz. Daha yeni onayladık. Bakın yani dolayısıyla burada hükümet zaten vergi, teşvik ve kredi politikasıyla var olan tasarrufların, var olan kaynakların daha üretken alanlara kaydırılması noktasında da gereken iradeyi ortaya koyuyor. Evet. Burada vatandaşımızı biz tabii ki biz yasakçı bir şey değiliz. Vatandaşımız gidip yani kendi imkanlarını veya krediyi kullanıp konut almak isterse alabilir. Burada önemli olan şey şu. Biz hükümet olarak neyi önceliklendirdik müsaade ederseniz? Çok basit. Neyi önceliklendirdik? Önceliklerimiz bütçede açık. Biz neyi insanı önceliklendirmişiz? Nasıl yani? Bir kere bütçede en büyük harcama kalemi nereye? Eğitime. Bakın bugün özel sektörün eğitime yaptığı harcamayı da dikkate alırsak eğitim harcamaları milli gelir içerisindeki payı %6'nın üzerine çıktı. Rakam %6.2 civarı. Bu OECD ortalamasının üzerinde. Niye eğitim? Eğitim geleceğe yatırım işte. Betona mı yatırım? Geleceğe yatırım. En büyük bütçede harcama kalemi ne? Eğitim. Beton mu? Hayır değil. O zaman bu söylediklerinizi inşallah sabah ekonomi programı yapanlar da duyarlar. Hayır. Çünkü... Şimdi gelelim ikinci konuya. En büyük ikinci şeyimiz, yani önceliğimiz sağlık. Evet. Sağlıkta bu ülkede devrim yaşandı. Kim ne derse desin. Doğru. Sayın Bakanım, süreyi iyi kullanma anlamında çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten hani bu söylediğimde sabah ekonomi programı yapanlar da bunları duyarlar inşallah. Sizin bu söylediklerinizi en azından bakarlar, araştırırlar. Dolayısıyla o açıklandı. Enflasyon rakamlarıyla ilgili dün bir açıklama yaptınız. Beklentilerin üzerinde çıkan bir rakam var. Orada öngörü ikinci yarıyla beraber düşecek dediniz ama biraz moralleri bozdu. Ne dersiniz enflasyonla ilgili nasıl bir beklenti, nasıl bir yol haritası bizi bekliyor bu yıl sonuna kadar? Şimdi dün de açıkladım. Yani enflasyon 12.2 civarına çıktı. Bunun 4 puanı, bakın 4 puanı son dönemde yaşanan liradaki değer kaybı ve petrolden kaynaklanıyor. Şimdi petrol tabii bizim kontrolümüzde olan bir değişken değil. Liradaki değer kaybı kısmen iç, kısmen dış faktörlerden kaynaklanıyor. Dış faktörler nelerdir? Amerika'da bir kere faiz oranları yükseliyor. Bu gelişmekte olan ülkelerin aleyhine. Gelişmekte olan ülkelerin para birimi değer kaybediyor. Bir. İkincisi, Amerika'da dolar yılbaşından bu yana, daha doğrusu dolar dünyada bütün para birimlerine karşı değer kazandı. Bu da etik. Üçüncüsü, petrol fiyatları yükseldi. Bizim gibi petrol ithal eden ülkelerin aleyhine. Bu dışarıdan bizi etkileyen faktörler. Ama lira diğer para birimlerine, yani Arjantin pezosu hariç, evet, diğer para birimlerine göre daha fazla değer kaybetti. Yani biz negatif ayrıştık. Niye? Çünkü birkaç sebep var. Müsaade ederseniz onları. Lütfen yapacağım. Nedir efendim onlar? Şimdi birincisi biz bir seçim kararı aldık. Erken seçim. 24 erken Haziran'dan bahsediyorsunuz. Erken seçim kararı aldık. Piyasalar da bir rally oldu. Piyasalar bu erken seçim kararını takdir ettiler. Dediler ki belirsizlik azalıyor. Seçimler aradan çıkacak. Türkiye'nin önü açık.
tam bu arefedeyken, tam bu aşamadayken bir tane rating kuruluşu çıktı, Türkiye'nin notunu düşürdü. O piyasalarda büyük bir tedirginlik yarattı ve liranın değer kaybına yol açtı. Sonra bu sürecin sonunda tabii para politikasının duruşuna ilişkin tedirginlik var. Bu seçimin arefesinde maliye politikasına gevşeme var mı, ona ilişkin de tereddütler oluştu. Bu aşamada biz bu tereddütleri gidermek için, bu tedirginliği azaltmak için Merkez Bankamız çok güçlü bir karar aldı. Hem para politikasına sadeleşmeye gitti. Hem de faiz artışına gitti. Gitti. Doğru kararlar. Artı 3 puan. Şimdi tam bu kararın ertesi gün ne oldu biliyor musunuz? Amerika'dan yeni bir yaptırım listesi açıklandı. İran'a yönelik. Oraya bazı Türk vatandaşlarının ismini ve Türk şirketlerini koydu. Arkasından sosyal medyada Halk Bankası'na bilmem şu kadar ceza geldi diye. Evet, 30 milyar ceza geldi diye. 49 diye. Evet. 9 milyar. Tamamen uydurma. Tamamen uydurma. Bu bizim vatandaşı tedirgin etti. Bakın bizim çok güçlü bir adım attığımızın ertesi günü olanlar. Piyasalar güçlü bir şekilde tepki verecekken tesadüf tabii. Bunların hepsi tesadüf. Ve ertesi gün şimdi ben yine de bak hep söylerim. Ben yine de kim ne yaparsa yapsın önemli olan bizim sağlam gidişimiz, sağlam duruşumuz. Türkiye inşallah bu seçim belirsizliği yakında atlatacak. Para politikasında, maliye politikasında, makro ihtiyati politika çerçevesini güçlendirecek. Para politikasında zaten bir sıkılaşma söz konusu. Maliye politikasında zaten bizim karnemiz ortada, çok net. Yani biz onu telafi ederiz. Makro ihtiyati demek, şu demek, vatandaşlarımızın, şirketlerimizin katlanamayacağı, yönetemeyeceği riskler almasını engellemek demek. Nitekim biz bunu geçmişte yaptık, çok başarılı olduk. Yine yapıyorsunuz, mesela, başladınız. Vatandaşın dövizle borçlanmaması makro ihtiyati bir tedbirdir. Evet. Ve iyi ki de yapmışız. Şimdi şirketlerimizin de döviz geliri olmayanların dövizle borçlanmasına sınırlama getiriyoruz. Şimdi bakıldığı zaman Türkiye'de dövizle dolarla borçlanan kimseyi bulamazsınız. Şirketleri bahsetmiyorum, bireysel olarak diyorum. Zaten yasak. Şimdi vatandaşlar için. Dolayısıyla bakın net konuşuyorum. Türkiye seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra güçlü bir politika setiyle, şu anda da tanımladım size, bir de yapısal reform hamlesiyle ne olacak? Türkiye bugünleri geride bırakacak. Bırakır. Yani bir olumsuz bir karamsal tablo yok o zaman önümüzde. Bırakır. Şöyle ben size bakın. Eğer kaygı borçsa Türkiye iddia edildiği gibi borçlu bir ülke değil. Rakamlar kaygı orada. Enflasyonsa Sayın bakın, Bakan. Bakın gitsinler IMF'nin web sitesine baksınlar. Kaygı enflasyonsa. Kaygı enflasyonsa yılın ikinci yarısından itibaren ekonomide yeniden dengelenme çok görünür hale gelecek. Ne demek yeniden dengelenme? Şu demek. Şimdi geçen seneden bu yana Türkiye ilişkinin en önemli tereddüt aşırı ısınma. Yani Türkiye hızlı gidiyor. Hızlı giden Türkiye'de enflasyonist baskılar artıyor. Cari açık artıyor. Tamam. Büyüme yavaşlasın diyorlar. Büyüme yavaşlasın. Dediler. Yani çok, bakın şöyle bakmak lazım olaya. Diyenler de ama olaya şöyle bakmak lazım. Önemli olan sürdürülebilir yüksek büyümedir. Sürdürülebilir yüksek büyüme. Şimdi biz burada şanslıyız. Niye? Şöyle şanslıyız. İç talep sıkılaşan finansman koşulları nedeniyle yavaşlarken dış talep turizmin etkisiyle komşu ülkelerin petrolden elde ettiği gelirlerle bizim mallara olan talebin etkisiyle dış talep güçlü. Dış talepteki bu güçlü gidişat iç talepteki bu yavaşlamayı telafi eder. Kısmen. Türkiye zaten vatandaşın bilançosunu bu şoklara karşı korunaklı hale getirmiş. Nasıl? Biz demişiz ki vatandaş dövizle borçlanamaz. Dövizle borçlanmadığı için bu döviz artışının vatandaşa doğrudan etkisi sınırlı. Dolaylı etkiler olabilir. Ama doğrudan etkisi sınırlı. Yok derece. Hatta vatandaşımızın 102 milyar liralık döviz mevduatı var. Artı en az 200 milyar dolarlık altın birikimi var. Dolayısıyla bu kur hareketleri vatandaşımızın bilançosunu bu anlamda net olarak olumsuz etkilemiyor. Etkilemiyor.
Ben bireylerden bahsetmiyorum. Genel nüfustan bahsediyorum. İkinci konu, vatandaşın borçlanmasını sabit faizle yapmasını biz sağladık. Yani vatandaş değişken faizle borçlanmıyor. Mesela yarın diyelim ki faizler yükseldi. Vatandaşın eskiden aldığı borçlar etkilenmiyor. Evet. Bu da çok önemli. Dolayısıyla hane halkının bilançosu güçlü kalıyor. Biz son bir yılda tam 1 milyon 210 bin vatandaşımıza iş bulduk. Son 10 yılda 8.8 milyon vatandaşımıza iş bulduk. 8. Bakın bu büyük bir rakam. Avrupa Birliği 28 üyeden oluşuyor şu anda. Henüz İngiltere çıkmadı. Bu 28 üyenin toplam nüfusu 512 milyon. 512 milyon nüfuslu Avrupa Birliği son 10 yılda yani küresel kriz sonrası dönemde kaç net olarak 5.7 milyon kişiye iş buldu. Biz onu Türkiye tek başına 8.8 milyon kişiye iş buldu. Rakamlar ortada. Eurostat'a baksınlar. Bakın netten bahsediyorum. Net istihdam. Çünkü bazı ülkelerde istihdam düştü. Bazı ülkelerde ben netten bahsediyorum. Net rakamlar. 28 ülke. Türkiye'nin de net istihdam artışı 8.8. Şimdi dolayısıyla büyümeye ilişkin rivayetler o da geçerli değil. Niye? Çünkü hane halkının bilançosu sağlam. Biz şimdi seçim sonrası bu belirsizliğin azalmasıyla birlikte, bu spekülasyonların azalmasıyla birlikte biz politika setimizi de güçlendireceğiz. Çünkü bakın açık konuşayım. Zaman zaman değişik çevrelerde bu tartışmalar yaşanıyor. Enflasyon mu büyüme mi tartışması anlamsız, yanlış bir tartışma. Böyle bir tartışma olmaması lazım. Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz ki Türkiye'de büyüme olsun. Çünkü en önemli konu, büyümenin en önemli ön koşulu fiyat istikrarıdır. Evet. Yatırım için en önemli konu... Yani Türkiye şunu yapabilir mi efendim? Hem enflasyonu düşürerek sürdürülebilir büyümeye devam edebilir mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Tabii. Yani düşük enflasyonla da yüksek büyümeyi yakalayabilir diyorsunuz. Zaten bakın... Büyüme mi enflasyon mu gibi bir seleksiyona gerek yok diyorsunuz yani. Enflasyon düşmeden yüksek büyümeyi yakalayamazsınız. Ama 90'lı yıllardaki gibi... Yani Türkiye işte biliyorsunuz geçen sene... Ama düşürdük. Evet. Bakın... 90'lı yıllarda ortalama enflasyon %70'in üzerinde. Evet. Türkiye %3 civarında büyümüş. Evet. 2000'li yıllardan bu yana enflasyon ortalama %10 civarı, Türkiye %5.7 büyümüş. Şimdi enflasyon yükselirse Türkiye'nin büyüme hızı kesilir. Bakın açık konuşuyorum. Bu çok basit ve net bir şey. Fiyat istikrarı olmadan, kalıcı olarak enflasyon düşürülmeden yüksek sürdürülebilir büyüme sağlanamaz. Sağlanamaz diyorsunuz. Bu kadar basit. Ve bizim en önemli hedeflerimizden birisi de enflasyonun düşmesi diyorsunuz o zaman. Ya yani enflasyonla mücadele. Şimdi olmazsa olmazımız diyorsunuz öyle mi? Öncelikli. En önemli konu. Konu diyorsunuz. Niye? Ve bunda da olumluyuz diyorsunuz. Yani bir karamsar tablomuz yok diyorsunuz. Ya bir şok yenildi. Yani şimdi bu kur bir şoktur. Petrol bir şoktur. Merkez Bankası'nın kredibilite kazanması çok önemli. Yani bu dönemde enflasyon hedefi eğer tutturulamazsa bir çaba ortaya koyması lazım. Merkez Bankası seyredemez. Ve o nedenle Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Söyledik, gereğini yaptı şimdi. Bu çok önemli. Şimdi Merkez Bankamızın kredibilitesi arttı. Gereken tepkiyi veriyor. Şimdi biz yardımcı olacağız Merkez Bankası'na. Maliye Bakanımız dün açıklama yaptılar. Doğru. Maliye politikası destekleyecek. Biz de Gıda Komitesi üzerinden ve genel anlamda yapısal reformlar üzerinden destek vereceğiz. Çünkü bu topyekün bir mücadele, bir strateji gerektiriyor. Olay sadece Merkez Bankası'nın çabasıyla olacak bir konu değil. Evet. Merkez Bankası'nın yapabileceklerinin sınırı var ve çok güçlü bir tepki verdiler. Yaptılar. Şimdi önemli olan bizim bu güçlü tepkiyi diğer yapısal reformlarla, mesela verimliliği arttırdığınız zaman birim maliyet düşüyor. Dolayısıyla o da olumlu yansıyor. O da enflasyon. Şimdi eğer siz makro finansal istikrarı güçlü bir şekilde tesis ederseniz yatırımlar artıyor. Üretim artıyor. O zaman Türkiye'de ciddi bir maliyet enflasyonu da var. Yani o zaman o da şimdi düşecek diyorsun. Maliyet enflasyonu esas itibariyle kur üzerinden gelen ham madde ve
ara malların fiyatlarının yükselmesi şeklinde. Anladım. Zaten ondan dolayı da üfe yüksek seyrediyor. Ondan çünkü. Efendim dedim ki endişe enflasyonsa dedim, çok güzel açıkladınız. Bir tablo çizdiniz ve o kara bulutlar dağılacak dediniz. Bir şok yedik. Peki endişe bir başka soru. Dövizse, dolarsa, kursa ona nasıl bir projeksiyon çizersiniz o zaman? Orada bizim olan... elimizde bir argüman var mı bunu dengeleyebilecek? Çünkü bizim dışımızdaki olaylardan Fitch yarın çıksa bir şey dese, Standard & Poor's başka bir şey dese, Moody's zaten sürekli bir şeyler söylüyor. Şimdi bu zor dönemde, seçim arefesinde, ortalık biraz yani toz dumanken öyle evet, diyeyim. Öyle evet. Bu türden hareketler etkili olabilir. Ama seçimden sonra 5 yıllık taze bir dönem başlayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir ekiple siz reform yapsanız, sağlıklı maliye politikası, para politikası setini uygulasanız, Fitch'in ne dediği, Standard & Poor's'un ne dediği, Moody's'in ne dediği önemli değil. Zaten biz o anlamda güçlü bir politika setiyle, yapısal reformlarla biz ekonomide büyüme potansiyelini enflasyon ve cari açık yaratmadan, oluşturmadan sağlarsak eninde sonunda piyasa gerekli değerlendirmesini yapar, piyasa gerekli fon akışını sağlar ve bu da rating kuruluşlarından bağımsız yeni bir seviyeye götürür Türkiye'yi. Ben onun için... Peki bunlar... bir soru araya sorayım mı? Rating kuruluşları adam düşürüyor Türkiye'nin notunu. Orada bir kural var. Sıcak parayı getiremiyorsunuz belli bir seviye olmadan veya yatırım yapılabilecek parayı getiremiyorsunuz. Dolayısıyla o zaman ona göre hareket eden uluslararası sermayenin Türkiye'ye girişinin önünü kapatıyor. Bunu nasıl açarız? Bu kısmen doğru. Yani bazı fonların tabiri caizse iş tüzükleri yani düzenleri. Yani var yani bu efendim. Hani gerçekleri fonlar, soruyorum. Bazı fonlar yatırım yapılabilir kategorinin altındaki notlu şirket veya ülkelere yatırım yapamıyor. Getiremiyor parayı. Ama yatırım yapanlar da var. Var. Ha. Bakın yani. bizim onun için ben yine söylüyorum. Kim hangi komplo yani yapıyorsa Türkiye'ye karşı yapsın. Biz sağlam duracağız. Biz doğruları yapacağız. Şimdi bünyemizi sağlamlaştıracağız. Bünyemizi 2008-2009'da dünyanın belki son 80 yılda yaşadığı en büyük kriz yaşanmadı mı? Evet yaşandı Türkiye tabii ki. Türkiye o krizden çok güçlü bir şekilde çıkmadı mı? Niye? Çünkü bünyemizi sağlamlaştırmıştık. Reform yapmıştık. Bankacılık sistemini rehabilite etmişiz. Kamu maliyesinde disiplini tesis etmişiz. Birçok yapısal reform yapmışız. Şoklara karşı direnç. Şimdi Türkiye şoklara karşı dirençli olmasaydı, AK Parti hükümetleri döneminde bu kadar reform yapılmasaydı, yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadar reform yapılmasaydı, 2013'ün ortasından bu yana Türkiye'nin başına gelmedik felaket kaldı mı? Bence kalmadı. Şimdi kalmadı, peki bu felaketlere kalmadı. Karşı Türkiye büyümeye devam etti mi? Her seneye 2-3 felaket. İstihdam sağlamaya devam etti mi? Türkiye kamu, peki bunları işte ondan dolayı bakın bizim başımıza gelenler başka bir ülkenin başına gelseydi bırakın büyümeyi resesyona hatta depresyona bunalıma girerdi. Buna uzun yıllar sürecek bunalıma girerdi. Bizim vatandaşımız da şirketlerimiz de devletimiz de dayanıklıdır. Bünyesi sağlamdır. Evet çok büyük travmalar, büyük şoklar yaşandı. Bu şoklara karşı bizim verdiğimiz tepkiler var. Mesela Türkiye durup dururken olağanüstü hal mi ilan etti? Hayır. Biz de olağanüstü hali istemiyoruz. İstemiyoruz. Türkiye mecbur bırakıldı. Çünkü hain bir darbe girişimine sahne oldu. Bütün terör örgütleri Türkiye'ye saldırdı. Türkiye bu terör tehditiyle baş etmek için mecburen olağanüstü hale getirdi. Ama ilk fırsatta Allah'ın izniyle burada da normalleşme olacak. Dolayısıyla yani biz reformcu bir hareketiz. Biz özgürlükçü bir hareketiz. Biz gerçekten Türkiye'nin demokratik standartını iyileştirmek için yola çıktık. O zaman efendim yani... Başımıza gelen felaketlere tepkiler verdik. Bunu yanlış yorumlayanlar, bunu başka... Biz bakın Türkiye'nin geleceği daha çok demokraside, daha çok hak ve özgürlükte, daha güçlü hukuk devletinde. Başka bir seçeneğimiz yok. Tek seçenek budur.
Başka bir başka. Ve irademiz de bu yönde. Beyannamemizi okuyun. Ekonomide de biz sağlıklı, rasyonel politika setiyle devam edeceğiz. O zaman sorumun cevabı olarak yine siz geniş bir perspektif çizdiniz. Döviz konusundaki endişelere yönelik de yılın ikinci yarısında 24 Haziran'dan sonra orada da bir iyileşme bekliyoruz mu? Şimdi şöyle, ben size seçim sonrasında belirsizliğin azalacağını, maliye, para ve makro ihtiyati politikalarla politika setimizin güçleneceğini, bunun piyasalara güven vereceğini, bunun sayesinde fon akışının güçleneceğini ve bu sayede de inanıyorum ki piyasalarda bugün yakın dönemde yaşadığımız bu oynaklığın azalacağını ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söylüyorum. Söylüyorsunuz. Yani günübirlik piyasa fiyatları üzerine yorum yapmam. Efendim bir de şöyle bir şey oldu. Yani tabii yine bu kara bulutların artmasına neden olan yine bu kredi derecelendirme kuruluşları 25 küsur Türk Bankası'nı izlemeye aldıklarını açıkladılar. O bir başka şok etkisi daha oluşturdu. Orada bir bankalara yönelik bir TMSF Başkanı, BDDK Başkanı bir açıklama yaptı. Bankalara yönelik bir risk var mı? Orada sizde önünüzde rakamlar var, günlük izliyorsunuz, ekranı görüyorsunuz. Niye bu kredi derecelendirme kuruluşları Türk Bankalarını izlemeye aldık diye kamuoyuna, dünya kamuoyuna bu deklarasyonu yaptılar? Şimdi niye yaptıkları raporlarında var. Özü itibariyle işte bu Türkiye bir kur şoku yaşandı. Bu kur şoku kredi riskine dönüşecek. Kredi riski de bankaları olumsuz etkileyecek. Evet. Bakalım. Şimdi bankaların sermaye yeterlilik oranı Mart sonu itibariyle %16.7. Evet. Yani küresel normlara göre sermaye yeterlilik oranı %8 olsa yetiyor. Evet. Bunun iki katından fazla. Bu kur şokunun etkisini biz inceledik. Yani daha önce hani küresel finansal diyelim ki kuruluşların şablonları var. Evet. Bunlarla stres testleri yaptık. Bu stres testlerindeki çalışmayı baz alırsak sermaye yeterlilik oranı %16.7'den %15 civarına düşüyor. Sermaye rasyosuna baktığımız zaman. Ama %15'te hala uluslararası normların neredeyse iki katı. Bu o zaman bir. Öyle bir sıkıntı yok. Müsaade ederseniz bitireyim. İkincisi diyorlar ki problemli krediler artacak. Kredi riski evet. Gerçekleşecek. Şimdi şu anda problemli kredilerin toplam krediler oranı %2.9. Bu 2.9'luk kredinin tamamen batması halinde bile %75'ine zaten bankalar karşılık ayırmış durumdalar. Dolayısıyla onun bilançoya onun sermaye etkisi son derece sınırlı. En fazla 0.5 puan etkileyecek. Evet. Şimdi gelelim. Efendim işte birçok şirket kredilerini yeniden yapılandırdı deniyor. Kredi yeniden yapılandırdı. Dolayısıyla işte problemli kredilerin oranı çok daha yüksek. Yapılandırılan kredilerin toplam kredilere oranı %3.8. Bunların da %80'i zaten normal kredi gibi işliyor. Evet. Dolayısıyla buradan da gelecek şokun etkisi son derece sınırlı. Sınırlı diyorsunuz. Bankaların karlılığı makul. Yani öz kaynak 100 liraysa geçen sene 16 lira kar ettiler. Enflasyon 12 idi. Yani hafif enflasyon üzerinde bir kar elde etmişler. Dolayısıyla sermaye de erimiyor. Son olarak bankaların kaldıraç oranı yüksek değil. Yani aşırı borçlu değiller. Mesela bankaların aktiflerinin sermayeye oranı 8.8 kat. Birçok gelişmekte olan ülkede bu oran 12, 13 olan, daha yüksek olan ülkeler var. Yani Türkiye'nin bankacılık sektörüne baktığınız zaman, bakın açık söylüyorum, bütün bu rakamları verdim. Yani çünkü iletişim açısından bu önemlidir. Doğru. Biz şeffaf olacağız. Şeffaf olacağız. Böyle. Diyorsunuz. Hiç önemli değil. Kimin ne iddiada bulunduğu önemli değil. Ama efendim o zaman yani söylediğiniz zaman gerçekten orada da bir sıkıntı yok. Yani kredi derecelendirme kuruluşlarının söylediğinin aksine siz bazı şeyleri söylüyorsunuz ve rakam yönetilebilir diyorsunuz yönetilebilir, her şeyi. Yönetilebilir bir durum. Onu anlatıyorum size. Efendim mesela bizde bir rating konusunda hakkımız yenildiği zaman rating kuruluşuna bunun şeyini soruyoruz. Yani niye böyle oldu? Bakın böyle 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 diyoruz. Peki bu Moody's olsun, Standard & Poor's olsun, Fitch olsun, diğerleri olsun bunlarla bir kanal, bir iletişim var mı? Arkadaş niye siz bunu yaptınız? İletişim, ne yapıyorsunuz? Güçlü diyalogumuz var. Ha, var.
Onlar kendi perspektiflerini sunuyorlar. Biz bütün bu karşı argümanları ortaya koyuyoruz. Ben yine söylüyorum, bakın. Söyleyin. Rating kuruluşları bu derecelendirmeyi bizim için yapmıyorlar. Uluslararası fonlar için yapıyorlar. Uluslararası kuruluşlar için yapıyorlar. Şimdi biz beğensek de beğenmesek de burada bir değerlendirme var. Şimdi bizim görevimiz, bu değerlendirmelere tepki verilir, ayrı bir konu. Bizim görevimiz bunları şaşırtmak. Türkiye'nin bünyesini güçlendireceğiz. Şoklara karşı dayanıklılığı artıracağız. Reform yapacağız. Rasyonel maliye ve para politikası uygulayacağız. Türkiye'mizi büyüteceğiz. Daha müreffeh, daha güçlü, büyük ülke olacağız. Biz ona odaklanalım. Efendim son 5 dakika şaşırtacağız dediniz. Sürpriz mi hazırlıyorsunuz bunlara, kredi derecelendirme kuruluşlarına? Sürpriz. Biz beklemedikleri yok, parametrelerle mi karşılaşacaklar? Onların şimdi argümanları var. Onların bir analiz, hani kendilerince bir mantığı var. Biz oradaki argümanlara katılmıyoruz. Analizleri bazen yetersiz olduğunu ortaya koyuyoruz. Ama konumuz o değil. Bakın, dünyayı şaşırtmak mı istiyoruz? Çıkacağız her alanda bir seferberlik anlayışıyla yapısal dönüşümü hızlandıracağız. Zaten yaptık. Yapısal dönüşümü, reformları yapmasaydık Türkiye bu kadar dayanıklı olur muydu? Olmazdı. Evet. Şimdi yapısal reformu, dönüşümü ta Gaziantep'ten, Batman'dan bütün Türkiye'ye çok güçlü bir şekilde yapacağız. Dijitalleşme, yapay zeka. Yani biz eğitimde kaliteden her alanda nitelik, her alanda. Çünkü nicelik sorunu çözdük. Şimdi niteliğe geçtik. Şimdi nitelik. Şimdi diyorlar ki bazen bir şey atıyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz. En ufak işte şunu yapacağız. Bunu. Şimdiye kadar niye yapmadınız? Tamam da biz geldiğimizde Türkiye resmen uçurumun eşiğinde iflas noktasındaydı. Evet evet. Ben size söyleyeyim. 2002 yılında belki komik gelecek sana ama yani 100 liralık vergi geliri var. 86 lira faiz ödemesi var. Devletin. Devlet nasıl gidecek böyle? Biz şimdi bakın AK Parti hükümetleri döneminde 100 liralık vergi gelirimiz varsa faiz gideri o 100 liranın sadece %11'i. 11 lira. Dolayısıyla Türkiye birçok sorunu çözdü. Çözdü ve bakın, anladım. Yani enflasyonu %70'ten 10'a indirmişiz. Bugün ciddi bir enflasyon sorunu var, onu konuşuyoruz gibi. Evet. Ama önemli, bizim için çok önemli olan onu tekrar indirmek. Zaten, indirmek dediniz. Yapıldı şimdi, zaten Türkiye bunu daha önce. Her alanda. Bakın enerjide dışa bağımlılığı azaltmışız. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmışız. Altyapıda ciddi sorunlar çözmüşüz. Sağlıkta devrim yapmışız. Doğru. Yani olay gerçekten AK Parti hükümetleri döneminde birçok sorun çözüldü. Birçok sorun. Ha, biz mükemmel miyiz? Hayır. Sorun var mı? Kesinlikle var. Onun için zaten bakın reform diyoruz. Doğru politikalar. Ve inşallah Türkiye bu şekilde yoluna devam edecek. Efendim bütün konuklarıma soruyorum. Tabii aday olanlar var, aday olmayanlar var. Kabinenin neredeyse tamamına yakın aday. Sadece 5 bakan milletvekili aday olmadı. Bunlardan birisi de sizsiniz. Yeni döneme dair bir beklenti, bir tahmin, bir umut, arzu, istek onu sormak isterim. Yani 24 Haziran'dan sonra biz Mehmet Şimşek'i nerede göreceğiz? Yeni dönem hayırlı olsun. Önemli olan ülkemizdir. Bireyler üzerinden hiç... Yani ben hepimiz bu güzel ülkeye yani hizmet etme fırsatı bulduk. Bu bizim için büyük bir onur. Gerisi teferruattır. Bu adaylık meselesinde bizim kişisel tercihimiz oldu. Yani onun için daha fazla hani değerlendirme yapmam doğru olmaz evet. Şahsımla ilgili. Ama her zaman bu güzel ülkemizin hizmetindeyiz. Elimizden geldiğince sorunları çözme noktasında... Yani her zaman gece gündüz demeden çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Önemli olan ülkemizdir. Önemli olan ülkemizin geleceğidir. İstikrarın devam etmesi, reformların devam etmesi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ciddi tehditlerle güçlü bir şekilde baş edebilmesi. Bakın çok önemli konu. Terör koridoru oluşturuyordu AK Parti hükümeti döneminde. Muazzam bir irade ortaya konuldu. Dünyanın evet. En büyük ülkelerine karşı bir tavır konuldu.
ve o koridor bozuldu. Üç yerden bozuldu. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Aslında ekonomi konuşmak bu saatte şeydir ama bakıldığı zaman çok önemli değerlendirmeler yaptınız, örneklendirmeler yaptınız. En azından kafalardaki soru işaretlerine cevap verdiniz. Ben size başarılar diliyorum. Hem Gaziantep'te hem söylediğiniz gibi Batman'da hem de önümüzdeki döneme ait hep beraber göreceğiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Başarılar. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evet efendim. Noktayı koyuyoruz. Şimdilik konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek'ti. Yorumu her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz ve Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.